Yani stresin her şeyde rolü var. Stresin rol olmadığı bir şey yok. Yani stres de çağımızın ciddi bir hastalıklarından bir tanesi. Yani kapak hastalıklarına çok direkt bir ilişkisi yok ama stres biliyorsunuz tansiyon özellikle yükseltiyor ve koroner kalp hastalıklarında tabii şimdi çok uzun süre tansiyonu yüksekten bağlantılı tabii. Tansiyon çok uzun süre tansiyon yükseldiği zaman da işte kalpte büyümeler ve kapakta problemler gelişebiliyor. Aynı zamanda damar koroner arter hastalıkları da gelişebiliyor. Ya da aort damarında genişlemeler olabiliyor. Orada yırtılmalar olabiliyor. Biliyorsunuz aort damarlarda yırtılmalar da son derece ölümcül. Neden peki aort damarında yırtılmalar oluyor? İşte o da genelde zaman içerisinde aort duvarı da dejenerasyona uğruyor. Zaman içerisinde genişliyor. Aynı ateroskleroz dediğimiz en büyük sebep ateroskleroz'dur. Yani damar sertliğidir. Onun da en büyük sebebi ise yine sigaraya gidiyor. İş özellikle sigara içenlerde bu aort damarındaki genişlemeler sık gözüküyor. Çünkü aort damarının içindeki duvarı üç böyle katmandan oluşan böyle 1-2 milim kalınlığında olan bir duvar. Ve o işte o çok sigara içen kişilerde özellikle o duvardaki onu koruyan ve elastin ve kolajen dediğimiz yapılar azalıyor ve o zaman da damar yavaş yavaş genişlemeye başlıyor. Özellikle karın duvarındaki abdominal aort anezması dediğimiz anezma özellikle sigara içenler ve yaşlılarda çok sık gördüğümüz bir problem. O da genişliyor. Ondan sonra genişledikçe basınç artıyor. Basınç arttıkça genişliyor. Bir kısır döngüye giriyor. Ondan sonra da o dayanamıyor o basınca yırtılıyor. Yırtıldığı zaman da kanıyor. O zaman da şok tablosu ve ölümcül tablolar gelişebiliyor. Duyuyoruz da yani bu. Evet, evet. Yani aort damarı patlamış denilen. Evet, evet. Sonuçta işte böyle bu mekanizması bu. O da son derece hayati derecede önemli bir şey. Onun için sigara içenlere yani tekrar üzerinde duruyorum. Diyelim ki damarın tıkanmadı. Hadi kalp krizi geçirmedin. Bak bu aort damarından gidebilirsin yani. Bu aort damarları sigaraya karşı çok hassas. Hadi yırtılmasa bile oralarda plaklar oluşabiliyor. Orada parçalar kopuyor, felç geçirebiliyor aslında. Yani felçlerin de en büyük sebeplerinden, sigaraya bağlı sebeplerinden bir tanesi. Bu aort damarındaki o plakların oluşması, kireçlemelerin oluşması. Yani peki, hocam, sigara önemli yani çok. Evet.